Merhaba arkadaşlar, Atin Mutfağı YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere bir ekmek tarifi vereceğim. Baget ekmek yapacağız bugün hep birlikte. Son derece güzel ve lezzetli, aynı zamanda çok çok kolay bir ekmek tarifi olacak. Baget ekmeğimiz için 2 bardak ılık suya ihtiyacımız var. Şu gördüğünüz 200 mililitrelik bardak ölçüsü kullandım. 5 su bardağı unumuz var. 10 gram yani bir paket instant mayamız var. 1 tatlı kaşığı toz şekerimiz var ve 1 tatlı kaşığı tuzumuz var. İlk olarak yoğurma kabımı alıyorum. 2 bardak ılık suyu kabımın içine boşaltıyorum. Toz şekeri mayanın daha çabuk aktif olmasını sağlayacak ve 10 gram mayamızı katıyorum. Şöyle bir çırpıcı yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Şimdi bunu ortalama 10 dakika bekleteceğiz. Suyumuz ılık olduğu için mayamız çok çabuk aktif olacaktır. Evet arkadaşlar, ben 10 dakika beklemedim. 5 dakika bekledim. Hava çok sıcak zaten. Mayamda gördüğünüz gibi aktifleşmeye başladı. Şimdi burada 5 su bardağı un kullanacağım ben. Yalnız bu 5 su bardağı unun 3 yemek kaşığını çavdar unu kullandım ben. Çavdar unum vardı evde ve ekmeklerde çok seviyorum böyle karışık unları kullanmayı. Şimdi tamamını ilave ediyorum böyle. Yoğurma makinemi alacağım. Çünkü ekmek çok yoğurulmayı gerektiren bir hamur olduğu için ben bunu makineyle yoğuracağım. Tabii makinem yokken ben bunu elde yoğuruyordum. Bu aşamada tuzu da ilave ediyorum. Hamurumuz hafif ele yapışan bir hamur arkadaşlar. Şöyle hafif tezgahı unladım. Ve şöyle bir iki katlama yapayım ben buna. Şimdi mayalanmaya geçiyor. Şöyle kabımın içine alıyorum ve hamurumuz iki katına çıkana kadar bekleteceğim hamuru ben. Sonra 3 parçaya böleceğim ve baget şeklimizi vereceğiz ekmeğimize. Arkadaşlar yarım saat beklettim. Şöyle gördüğünüz gibi hamurum iki katından fazla büyüdü. Hiç yerinden kıpırdatmadım. Böylece bakın tezgahım da hala unlu. Üzerini bezle örtmek yerine bir poşet geçirdiğiniz zaman daha çabuk mayalanıyor hamurumuz. Şöyle biraz un alalım buradan. Çok güzel olmuş yine. Yazın hamur işi yapmak çok büyük keyif. Kışın olduğu gibi uzun süre hamurun mayalanması için hiç beklemek olmuyor arkadaşlar. Evet şöyle bir iki katlama yapalım. Çok hafif un serpeyim. Malzeme listesinde verdiğim gibi 2 bardak su ve 5 bardak da un kullandım ben arkadaşlar. Evet, şimdi bu hamurumu 3'e böleceğim. 3 tane baget ekmeğim olacak benim.
Yine mayalanmayı hızlandırmak için şöyle poşetle örtelim üstüne. 10 dakika beklemek yetecek. Evet, hamurlarımızı tekrar açıyoruz. Yine gördüğümüz gibi pufur pufur olmuş hamurlar. Şöyle alalım ve kendime bir çalışma alanı açayım. Of. Önce buradan katlıyorum. Sonra da buradan katlıyorum. Tabi biraz un almam gerekecek. Çok fazla olmamak şartıyla. Böyle iki katlama yaptım karşılıklı. Ve sonra bunları birleştiriyorum arkadaşlar. Şöyle uzatabiliriz. Oklavaymış gibi. Bu işlemi de sivriltelim. Ben şöyle birini koydum tepsiye. Ve bunu yine kıyıya alıyorum. İkinciye geçiyorum. Evet arkadaşlar, 5 dakikada böyle bekleteceğim. Sonra fırına göndereceğim. Bir bıçak yardımıyla şöyle üzerine çizikler atalım arkadaşlar. Ben bunun için özellikle jilet aldım. Ekmek kesme jileti ama. İnanın bıçak daha iyi iş görüyor. Baget ekmeklerimiz fırına girmeye hazır. Fırın ayarını 200 dereceye getireceğim ve 25-30 dakika pişmesi yeterli olacak ekmeğimizin. Ekmeklerimiz fırından çıktı. Biraz soğudular. Baget ekmeklerimiz şöyle alt üstü nar gibi kızarmış arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Ben şimdi bir tanesini şöyle keseceğim. Biraz daha hala sıcak ekmeklerimiz. Şöyle gördüğünüz gibi yumuşacık oldu baget ekmeklerimiz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Evet arkadaşlar, bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni tariflerde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.